Öğrenciyiz abi, makarna değişmez. Oğlum ben de makarna yiyorum ama öğrenci olduğum için değil yani. Ben makarnayı dünyanın en güzel karbonhidratlarından biri olarak görüyorum. Ben ömrümün sonuna kadar makarnayı ve pilavı sıkılmadan tüketeceğimi düşünüyorum. Sadece art arda 5 gün falan yiyince bayıyor. Bir gün birini, bir gün birini öyle değişerek yiyince sıkıntı yok yani. Ya makarnanın bir de yapılabilecek milyon çeşidi olduğu için gerçekten güzel şeyler yapılabiliyor yani. Güzel çeşidi olabiliyor. O adam kesin WH değil mi? Oo. Tabi pilavın da milyon çeşidi var ama pilavın bizim kültürümüzde hiç daha milyon çeşitli haline gelemedi yani, öyle düşünüyorum ben. Mesela makarnayı çoğumuz her aile en azından bir kere de olsa kremalı miremalı yapmıştır. Yeni şeyler öğrendik yani. Mesela domates yaparsın, kıymalı yaparsın, salçalı yaparsın. Çok varyasyon var, anladın mı? Hani yapılıyor. Ama pilavda mesela tavuklu pilav yaparsın, nohutlu pilav yaparsın. Bir de şehriyeli mi yapılıyordu? Neydi o içindeki küçük küçük arpa şehriyesi miydi? Onunla yaparsın yani. Ama makarna öyle değil. Makarna daha bir çeşitli ya. Kuş üzümlü pilav var. Tabii onlar da var da onları herkes bilmiyor ya pek. Pek yapılmıyor yani. Bulguru sayabiliriz ama bulgur var. Sarımsaklı yoğurtlu çok güzel oluyor makarna. Ben makarnayı bir dönem şey yaptım. O dönem çok sarmıştı beni. Böyle birkaç ay önce. Karabiber. Önce domatesi soyuyordum. Makarna tarifi veriyoruz bu arada arkadaşlar. Bu videoyu YouTube'a atarsak makarna tarifi deneyin, güzeldir kendisi. Domatesi soyuyordum. Makarnayı pişiriyordum. Makarnayı işte süzdükten sonra domatesi alıp tereyağını önce biraz eritip sonra domatesi böyle atıyordum içine, karıştırıyordum ateşte. O da eriyordu. Domates aşağı yukarı su gibi oluyordu yani. Bayağı bir parçalanıyordu. Yanına da işte kekik, pul biber, karabiber, tuz. Biraz da makarnanın suyundan ona ayırıyordum bir bardak, yarım bardak falan. Sonra makarnanın suyundan. Sonra o zaten böyle bir tabaka oluyor yani. Yerde bir yüksekliği oluyor. Sonra makarna içine atıp karıştırıyordum. Bu çok sarıyordu beni. Aşırı güzel oluyordu. Öyle bir yedik yani. Bu genk mi atacak buraya? Neyse. Abi E atamadım ya. Neyse, Koza'yı çok iyi attım ama galiba gerçekten. Şu Vision oyunu getirdi bize sanki ya. Bu Vision'ı kim attı buraya? Bu Yumi mi atmış? Lan manyak. Koza tutturamayan Elis'ten Koza tutturan Elis'e nasıl döndük? Bak geçen Koza tutturamıyordum. Bugün de Koza kaçırmayacağım gün herhalde. Allah mı söyletti? Öldün oğlum. Bu arada arkadaşlar, bu adamlar funnel botlane değilmiş. Ben az önce fark ettim onu. Ben botlane'in Seraphine ve sona olacağını düşünüyordum. Seraphine midlane'miş. Menemen yaparken domatesin kabuğunu soymayan bir arkadaşım vardı. Sonra ilişkimi kestim kendisiyle. Kayış bu, kayış. Kayış mı yiyeceğiz daha? Hani şeyde Behzat şeyde mi vardı? Çalmış. Domatesin kabuğunu ben her zaman soyarım. Ben domates kabuğu yemiyorum hiç. Yani pembe bahçe domates falan olursa belki onları yersin de normal domatesi hep soyuyorum ya. Ben kahvaltıda da yesem, akşam yemeğinde salata olarak da yesem, makarnaya da koysam domates soyuyorum. Ve çok da üşeniyorum soymaya. Gerçekten böyle yoruyormuş gibi hissediyorum ama... Aa, ölmedi lan. Kanka buna yardım yok mu? Hello? Çok troll bir hareket oldu benimki ya. Botlane puşta gelsen oğlum. Kanka sen biriniz gelin ya. Hop. Aslanım Zed vur. Neyse bunu smite'layalım hemen. Şurada ward vardı. Bu nereye gitti bilmiyorum. Neyse burada base atmayayım. Bunları alıyor olabilir. Bunları alıyor olabilir. Pantheon'un burada olma ihtimali yüksek biliyor musunuz?
şuraya ben Vision atayım da o Lavuk Hunter Jungle falan gelmesin ya. Zaten Herald oynayacak büyük ihtimal. Biz base atıp Herald'ı da coverlayabiliriz. Bilemedim şu an. Bot'a da gidebilirim Herald'ı bırakıp. Ama bu kadar öndeyken bence Herald'ı bırakmak çok gerekli değil. Hemen şuradan bir tane şuna bir... Oğlum şu an item'im olsa var ya öyle bir kamp dönerim ki. Çok iyi döner de şu an gerçekten kamplara vuramıyorum. Nice. Onu öldürmeye gerek yok. Kesebilir miyiz bunu? Oğlum hiç sanmıyorum ya. Aa, kanka onu alacaksın ultiye ki şansımız olsun kesmek için. Zaten item'im yok. 1000 tane şüpheyle geldim buraya. Neyse. Bravo. Bravo. Takım bu el... Nice lan. Vallahi helal olsun. Plate'i tek alabilirsin. Ben saldım onu. Aaa. O merhaba. O benim redimi çalıyor. Şerefsizler. Redim gidiyorsa... Redime karşılık ben bir şey istiyorum şurada. Büyük bir şey benim istediğim. Sen gel şöyle. Bunun canı da ne yüksek ya. Bugün bize bu tank kamplar geliyor arkadaşlar herhalde. Sanki normalde bu kadar yüksek değilmiş gibi. Her şeye şaşırıyorum ya bugün. Ben tek base'de şu şeyi alabiliyor muyum lan acaba? Yok neyse risk etmeyeceğim çok fazla ya. 3-200'ü nereden bulalım baba? 3-200 de biraz fazla geldi yani bir an. Ben ölmeyeyim de bu maç taşıyayım ya. Kendime çok yatırım yaptım. 3-0-1-70 farm. Altı gün sonra gelen flash Zed'in oynayışa bak ya. Zed bu arada fena kötü ya. Allah'tan ben çok iyiyim. Zed kötü de. Tamam Zed kötü okey ama biz mi çok iyiyiz? Abi karşı ormana girecektim. Şu Seraph'in intine dayanamadım ya. Buna dayanamadım şu an. Oğlum sen o flash'ın varsa atacaksın onu bir kere. Onu sana söyleyeyim. Anladığım kadarıyla flash'ı dökmüş arkadaşın. Demek ki ölecekmiş arkadaşlar. 27 saniye. Bak şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar izleyin. Watch this. Just watch this. Ah, hadi bakalım. Onu vurma işte Dingil. Kanka. Fokus sona. Ya Sona'ya fokus atıyor adam. İnanabiliyor musunuz? İnanabiliyor musunuz bilmiyorum. Ben inanamadım yani. Sona'ya fokus attı adam. Pantheon bunu patlattı galiba. Yok Pantheon'u kendi patlamış. Onu da alayım. Onu da alayım. Adam da kampımı alıyor. Bu ne? Hiddet Celal'e dur bir ya. Hop. Ya benim bu Iris gerçekten biraz solid galiba ya bir tık. Ne diyorsunuz? Hiçbeyin hala mı alamıyoruz? Geliyorum oraya. Burayı kazanabiliriz. Aslında insem keserdim de shutdown'ım var ya ölmeyeyim dedim ya. Ben onu normalde orada öperdim muhtemelen. Şu Herald'ı alalım, oyunu açalım, tempomuz hızlansın. Ya benim bir tane arkadaşım vardı mahalleden tanıdığımız. Bir kere şey demişti birisi yanındaki arkadaş dedi ki oğlum işte yüzme birinciliği var lan bunun falan dedi. Ben de dedim ki ne yüzme birinciliği? Ben de hani besyomesi okuyorum. O zaman birinci sınıf mıydım neydim zaten. İşte bu olayda 7 sene önce falan oluyor aşağı yukarı. Nasıl ya yüzme birinciliği falan?
Dedi ki köyde onların köyün çobanıyla dereye atlıyor. Ay köyde çobanla dereye atlıyor, yüzüyorlar. Onu mu yenmiş? Ona yenilip ikinci mi olmuş? Öyle bir derecesi vardı. İki kişinin girdiği yarışta. İki kişinin girdiği yarışta bir başarı almış yani. Bu hikayeden herhalde herkes de var ya böyle hikayelerden. Vay nabdın kral abim. Kral kardeşim hoş geldin. Lan eskiden kral oyun diye bir site vardı ya. Ne oynardık oyun. Şimdi oradaki oyunları çoğu açılmıyor. Savunma oyunlarına var ya bayılırdım. Balon patlatma falan. Üf. Oynayalım mı bugün yayında ya? Çok keyifli olmaz mı? Böyle roket falan koyuyorsun balonları patlatmak için. Biliyorsunuz mu onu? Balon patlatma 3 mü 2 miydi neydi en favorim? 3 müydü 2 miydi neydi herhalde? Ben bu shutdown'ı canım pahasına koruyorum. Bomb. Neyse buradan Dragon'a kaçalım. Bak yine sohbete daldık. Az kalsın shutdown'ımız gidiyordu. Ananı satayım. Niye oraya attı flash'ı? Enayi. Direkt en başta aşağıya atsa kaçacaktı zaten. Değil mi? Değil mi? Az önce çaldırdığım Dragon geldi aklıma. Aynı senaryo olmasın yine? No. Ben burayı fightlamam kanka. Benim bu üstüme shutdown varken beni böyle öldüremezsiniz. İşte bak böyle böyle oyunlar gidiyor arkadaşlar. Ben mesela ölsem adamlar oyuna dönecek, tutunacaklar anladınız mı? O yüzden bu shutdown'ı canınız pahasına teslim etmiyorsunuz. Buralara da dikkat edelim. Buralarda da rakip olabilir, düşman. Düşman askeri oralarda konumlanmış olabilir. Düşman askerine dikkat ederim yani esker. Niye tarikatçılar gibi zikir çekiyorsun ulan? Geldin Allah'ın selamını versene. Ne yapıyorsun ya kanka? Ne yapalım? Hüseyin geçen şeylere bakıyorum. Nedir o? Video kayıtlarına bakıyorum. YouTube'a hangi videolar açsam diye. Oğlum senin arkada sesin olan hiçbir oyun kazanamamışım ben amına koyayım ya. Adam geldi mi garanti perma lose atıyor benim maçlarıma ya. Düşünsene bu maçı da kaybettiğini. 11'e 1'sin falan. Bir yok, anda kaybediyorsun. Bunu kaybetmeyiz. Bunu kaybedersem YouTube'a atarım. Lanetim geldi lose'u aldım diye. Hoppa. Hoppa buna tek attık bir anda. Ah be. Arkadaşlar topuk. Beyler topuk 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 topuk. Bak Hüseyin geldi yine ölümün kıyısından. Ya Hüseyin ya geldin yine verdin cenabetliği bize ya. Lan ben ne yaptım? Adam flash atıyor bir de ya. Takunuma flash attı lavuk ya. İnanılmaz ya. Kanka. Neyse ya olsun. Yok yok kardeşim olur mu öyle şey ya. Kalk git lan banlayın şunu falan. Galiba takımla oynarsak kazanıyoruz bunu. Bu arada şey senin çok güzel olmuş ha. Senin videonu izledik bugün. O son videoyu. Arkada Leylü'nün falan ekstra sesini koymuşsun ya eski konuşmalarından. O çok güzel olmuş. Onu bence kullanabilirsin daha fazla. Koyacak sahne oldukça koyuyoruz bir şey. Kafa almıyor yani, artık sefa yani. Tabi yoruluyorsundur canım. 1000 tane klibi izliyorsun koyuyorsun bilmem ne yapıyorsun. Uğraştır yine. Şöyle yaslı bir yayın izlemek var. Değil mi? Çalış çalış ha. Nereye kadar? Ben sana zaten Allah. İçerik üretiyorum oğlum. Klipleri atacağım biraz sonra. 20 tane klip atıyorum. Birisi benim yerime bütün yayıncıları izleyip bana klip atsa keşke ben sadece videoyu yapsam amına koyayım. Bence bunu ekip kurarak yapabilirsin. Mesela Synapse'in ben yaptığını düşünüyorum. Ama ben kimseye güvenemem ya. Ben de öyle bir şey var. Ben güvenmiyorum kimseye. Güven problemimiz var ilişkide yani. Baya. Onu bilemiyorum. Onu aşmak için bir psikolog. Psikiyatr Batuhan Morkoç sizi ilgilensin ister misiniz? Batuhan. Batuhan Kaynarca'dasın değil mi şu an? Bir ilgilen kardeşim de benim. Çok farklı teknikleri var Hüseyin bu arada. Neymiş ya o taktikleri öyle? Yayında söylersek ban yeriz moruk. Seksist değil hemen cinsel anlamayın. Gel yavrum. gel. Şöyle bir... Aha. Tuşu çalışmıyor mu ya? Bir şeyi kırdım herhalde. Vallahi Zonya'm var aldım basamadım daha hiç.
LoL'cüler güzel aslında LoL takımımız ya. Side Note Only falan. Ama gelecek adamlar da onlardan öyle olacak yani. Kanka bir tane takım var şeyde. Dur sen şu adamı kim istedin? Evet. Ne var LoL'de bir takım? Heh. Bir tane adamlar var ya. No Way 4 Sirvi. Aynen o evet. Onların no takım kanka neredeyse her rivals'ı kazanıyor. Elemanlar çok iyi oynuyor yani. Evet. No Way'in takımında Agurin vardı galiba değil mi? No Way var mıydı ya? Dur bakayım. No Way For You Sir. Tamam onlarda birkaç kişi var ya ünlü oyuncu. Challenger var onlarda birkaç tane. No Way'in kendi de Challenger zaten. Elemanlar fena böyle ya kanka. Çok koordine oynuyorlar. Aynı Koreliler evet. gibi onun. Ya onlar zaten beraber oynadığı için senelerdir hem kendileri bireysel olarak iyi oyuncular hem de takım oyunu biliyorlar bayağı. Aynen öyle. Agurin var mı Tevfik o takımda peki? Onların takımı kim? Aa. Ben buraya bir fırlatacağım maçı da şurada fırlatmasam mı ya? Galiba biraz fırlattık gibi. Bum! İntihar örümceği nasıl patladı kafasında adamın? Bak adam diyor ki Elvin saçma olmuş, pap daha iyi olmaz mıydı diyor. Ne diyor? Elvin yani pap daha iyi olabilirdi. Çünkü eli daha sınık şu an. Değişkenlikler olabilir tabii canım. Ya o yani biraz izlenme belki baz alınmıştır. Sonuçta Elvin'in popülerliği daha fazla ve turnuvaya daha fazla bu konuda katkı sunabilir. Elvin'den bu turnuvalarda çok kreat oynuyor. Evet yani evet. Ya yine oynar canım. Ben oynayamayacağını düşünmüyorum da. Bakalım. Hüseyin bu sefer geldin kaybettiremedin. Bu sefer kazandık. Ama niye biliyor musun? Maçın yarısında geldiğin için. Başında gelsen bunu da lose atmıştın oğlum. Başında gelsen bu da lose. Aynen. GGS.